bereket yüzde 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 koşacak. Yüzde otuz bir doğru. Oh, yeah.
vefat etken biladi, onun ruhu şuna bilan birga yuradi. Aşa tengda kanda. Tarikat sizga bergan kitobim o'sha. Bittasini ishona qo'yib, Romaniki Jahon adabiyotida 1985'te kitap. 1989'da da geldi. 1985 çıkardı, akşam tüketsem. Sizde kriz yaşayayım. Thank you.
Siz azizlerin, olqışlaringiz ostida bugünkü tadbirimizin asosiy sababchisi ustozimiz Azam İsmoilni mana shu muhtasham sahnamizga taklif etsak. Ustoz tavalluda yoningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Bugün sizni mana shu unutilmas kunda qutlash uchun ko'plab ustozlarimiz respublikadan qolaversa viloyatimizdan yana bir guruh ijodkorlarimiz tashrif buyurishgan. Men aziz mehmonlarimiz guvohligida mana shu aziz ustozlarimiz nomini alohida bir e'tirof etib e'lon qilsam menimcha to'g'ri bo'ladi. Bugun ijozatingiz bilan adabiyot bayramiga respublikadan tashrif buyurgan mehmonlarni tanishtirib o'tsak, Filologiya fanlari doktori professor Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti kafedra mudiri Nurboy Jaborov ishtirok etyaptilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Mehnat Shuhrati ordeni sohibasi, taniqli shoira Muhtarama Ulug'ova ishtirok etyaptilar. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, taniqli yozuvchi Nurali Qobil ishtirok etyaptilar. Sharq yulduzi hamda Zvezda Vostoka jurnallari bosh muharriri, taniqli shoir Sirojiddin Rauf ishtirok etyaptilar. Bundan tashqari yana respublikadan tashrif buyurgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Do'stlik ordeni sohibi, taniqli shoir Chorsham Ro'ziyev shu yerdalar. Tadbirlarimizning bevosita tashabbuskorlaridan biri O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi bo'lim boshlig'i Shuhrat medali sohibasi taniqli shoira Farog'atxonim Xudoyqulova ishtirok etyaptilar. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi axborot xizmati bo'lim boshlig'i iste'dodli yozuvchi Fozil Farhod ishtirok etyaptilar. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi taniqli shoir Yahyo Tog'a ishtirok etmoqdalar. Bundan tashqari tadbirimizga viloyatimizda yashab ijod etayotgan 30dan ortiq ijodkorlar, yosh shoirlar, yozuvchilar tashrif buyurishgan. Barcha-barchangizga adabiyot bayramiga xush kelibsiz deymiz. Endi tadbirlarimizni dastlab qismi mushoiralarga o'tishdan avval ajoyib tabriklar bor bizning ustozimizga Respublika yozuvchilar uyushmasidan, Farg'ona viloyat hokimligidan samimiy va iliq tabriklar yo'llangan. Men hurmat bilan sahnaga bugungi tadbirimizni ochib berish uchun so'zni Farg'ona tumani hokimi, Farg'ona ijodkorlarining g'amxo'ri Inomov Hamidullo Tajiyevichni taklif etmoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum, aziz ustozlar, aziz tumanımız mehmonları, hamda mana shu tadbirimizga yig'ilgan aziz bizning tumanımızda mana shu she'riyatga, adabiyotga oshno bo'lgan hamyurtlarimiz. Bugun Farg'ona tumanining aziz farzandi, shoir, adib, tarjimon O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi serturra ijodkor Azam Ismoilning qutlug' 70 yoshlarini nishonlash uchun yig'ildik. Hurmatli ustoz, mana shu qutlug' kunda sizga sihat salomatlik, baxt va omad, oilangizga tinchlik, xotirjamlik, fayz va baraka tilaymiz. Kelgusi ishlaringizda ulkan zafarlar hamisha sizga yor bo'lsin. Aziz mehmonlar, bilamizki tumanimiz ijodkorlarga juda ham boydir. Ayniqsa Xo'jonazor Xo'jayonning xonishlari barcha dillarga kirib borgan. Vodilimiz adillari Elaxon Siddiqovani respublikada tanimagan, bilmagan inson bo'lmasa kerak. Shular qatorida ustoz Azam Ismoil ham o'z yo'liga ega ijodkorlardan biri. Ustozning bu shoiriyona kunlarini ko'tarib o'tkazish maqsadida viloyatimiz hokimi Xayrulla Bozorov tomonidan ham alohida e'tibor qaratilib, shukrona kun nafaqat tumanda, balki butun viloyatimizda shodu xurramlik bilan nishonlanmoqda.
qadrli tadbir ishtirokchilari. Ustozning qutlug' ayyomini ko'p bor nishonlash barchamizga nasib etsin. Ijodkor yoshlarimizga ustozning yaratgan asarlari misli bayoq kabi hamroh bo'lsin. Aziz ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha elda aziz bo'lib yuring. Qadamlaringiz aslo tolmasin. O'zbek she'riyatini xalqga yaqin durdona asarlar bilan boyitib charchanam. Sizga sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik hamisha yor bo'lishini tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qolaversa, viloyatimiz rahbari Halilla Hayitbayevichni shaxsan o'zlarining imzosi bilan sizga yo'llagan tabriknomasi bor. Ruxsat bersangiz, shuni sizga vakil sifatida o'qib eshitsin. Taniqli adib Azam Ismoilga qadrli ustoz. Qadimdan olim bu ijodkorlari, fozil san'atkorlari bilan iftixor etib kelgan Vodiy Gavhari Farg'onada bugun adabiyot bayramini tantanali nishonlamoqda. Biz dunyoga dovruq taratgan, millat va yurt sha'nini yuksaltirgan Muqumiy, Charxiy, Huvaydo, Zavqiy, Haziniy kabi adabiyotimiz darg'alarining izidan borib, milliy adabiyotimiz xazinasini boyitib kelayotgan sizdek mo'tabar insonga ehtirom ko'rsatayotganimizdan behad mamnunmiz. Sizning serqirra ijodingizga yoshlar havas qiladi. Ham shoir, ham yozuvchi, ham tarjimon sifatida sermahsul ijod qilib kelmoqdasiz. Oyga aytdim sirimni. Qo'rg'on keldi sog'inib. Sog'inchning ko'zlari kabi she'riy to'plamlaringiz sizni muxlislarga o'zi xos shoir sifatida tanitgan bo'lsa, muhabbatli kishilar, oqibat ostonasi, Fig'on o'lkasi kabi romanlaringiz nigohi o'tkir nosir sifatida kashf etdi. Olmon tili tarjimoni sifatidagi mehnatingiz ham e'tiborga loyiqdir. Talabalik davrlaringizda nemis zamon shoir va yozuvchilarining she'r va hikoyalarini o'zbek tiliga o'girishni boshlagan bo'lsangiz, keyinchalik yirik asarlarni muvaffaqiyat bilan tarjima qildingiz. Ayniqsa mumtoz shoir Heinrich Heine'nin Almanya qish dostonini ona tilimizga o'girib, bu jabhada ham mahorat, fidokorlik namoyon etdingiz. Xalqining adabiy didini yuksaltirayotgan, Farg'onaning dovrug'ini keng taratayotgan sizdek ustoz bilan faxrlanamiz va ishonamizki, o'zbek adabiyotini rivojlantirishiga bundan keyin ham salmoqli hissa qo'shasiz. Hurmat bilan Xayrulla Bozorov, Farg'ona viloyati hokimi. Bizning sizga ozgina sovg'amiz bor, ruxsat bersangiz, viloyat hokimining nomidan sizga topshirsak, maylimi? Adabiyotimizga, umuman bizni ma'naviyatimizga qo'shayotgan hissingizni oldida arzimagan bir e'tibor. O'ylaymizki, butun bizning tumanimiz, umuman o'zbek xalqining yoshlari sizning mehnatingizni, asarlaringizni, albatta asarlaringizda singdirilgan mana shu
bizni mahkumlarımızı, milli varalarımızı şunu bildik, kançalık siz biz yaşlarımızda katta miras kaldırganınızı geleceği avlat idraf edelim. Bana şu sorgulardan hani kovup kovup sizge nasıksın. Bana şu 70 yıllıkıma, 80 yıllıkıdayım, 90 yıllıkıdayım. İlahım bana şu alanımızdan hata bulmazsa, bana şu ustazlarla birgelikte inşallah hamamızga nasıksın. İcablarınızga yine bir var muhafakat dileyemiz. Daim biz sizlerle hizmetlerine gidemiz. Kan dileyemiz, sizge yardım gerek olsa, bana şu tartılmazsan bizge sonra kılıp, ya ki vekilleriz ortalığı, bir bana tartılmazsan çıkıp bizden hizmet güzeliz. Rahmet sağ olun. Teşekkürler. Hani Zatar Civiç, yaşlı niyetleriniz özünüzge ham hamrok olsun. Fikirler aytildi ve bu fikirler bugün bana şu güzel gecemizde teşrik buyurgan her bir insanın kalbinden ıtmakta ve ularken bir dil sözleri var. İnsaniyet söz okeanida süzmagunicha u haqiqiy inson bo'la olmaydi degan edi yozuvchilarimizdan biri. Darhaqiqat ustozimiz Azam Ismoil 70 yillik umrlari davomida bor kuch g'ayratlarini so'zga va mana shu qalamga bag'ishib yetib kelyaptilar va buning natijasi bizdan ko'ra siz azizlarga yaxshi ayon. Ustoz bugungi unutilmas kunda sizga yana bir ko'plab tabriklar oqimi ko'p, lekin navbatdagi tabrigimiz ham nihoyatda ahamiyatli va buni alohida bir e'tirof etishni istardim. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi, O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Said tomonidan ham bugun qutlovlar kelgan. Ushbu qutlovni o'qib eshittirish uchun men sahnaga O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi bo'lim boshlig'i, Shuhrat medali sohibasi shoira Farovat xonim Xudoyqulova hamda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi viloyat bo'lim rahbari Dilshodaxon Ergashevalarni taklif etaman. Marhamat. Shoirlik bu orom emas. Shoirlik bu orom emas, bidorlikdan bidorlikdir. Shoirlik bu xurlik emas, behishtda ham bemorlikdir. She'r aslida mangu uchmas, ogohlikning alangasi. She'r aslida mangu uchmas, ogohlikning alangasi. Ey farog'at, befarog'at, unda shoir kim bo'lar ayt, 100 yildan so'ng eslasang ham tosh qabrdan tirilgan bayt. Assalomu alaykum aziz, hurmatli, hammamiz uchun qadrli bo'lgan muhtaram vodillik opa-singillarimiz, otaxonlarimiz, ustozlarimiz. Vodil deganda yuragimiz bir hapriqib tushadigan holatda adabiyotimizni bugungi bayramiga kelar ekanmiz, vodilga kirib kelib, mana shu vodilning sha'nini, shafqatini butun dunyoga ko'rsatishga harakat qilgan, o'zini mehnati bilan, o'zining g'ayrati, shijoati bilan biz shogirdlarga adabiyot yo'lida qanday ishlarni amalga oshirish kerakligini, maktabini bizga, darslarini, o'zini, o'gitlarini qoldirgan, bizga hamisha har bir ezgu ishi bilan namuna bo'lgan O'zbekiston xalq shoiri, senator Inoxon Siddiqovani ruhlarini shod qilish uchun u kishini ziyoratlariga kirib chiqdik. Biz bugun sizning ziyoratingizga keldik. Biz bugun Azamjon akani ziyoratiga keldik. Vodil o'zini adabiyotga bo'lgan baland mehri bilan Farg'onada o'ziga xos o'rin tutadi. Hozirgina mana shu Farg'ona tumani hokimining tabrigini eshitib turib, qaniydi bizni ham Azamjon akaga o'xshab chiqib mana shunday yubileylarimizda Toshkent shahar hokimi tabriklasa-da bizni ham Toshkentda yashasak deb o'ylab o'tirdim. Farg'onaliklarning baxti shundaki, qaysi tumanda tug'ilib ijod qilgan bo'lmasin, o'sha tumanning hokimi adabiyotga va o'zini ijodkoriga mehrini, e'tiborini ko'rsatadi. Bu butun respublikamizdagi viloyatdagi ijodkorlarga, kitobxonlarga, adabiyot sevarlarga namuna bo'ladigan ezgu ishlardan biri.
adabiyot kunlari Farg'onada davom etayotgan mana shunday go'zal kunlar hammamizga muborak bo'lsin. Azamjon aka sizga ham qutlu mana shu to'yingiz muborak bo'lsin ilohim. Men Sirojjon akani chin qalbdan bitgan va o'zlari agar sog'lom bo'lganlarida davolanishdan chiqqanlarida Farg'onadagi mana shu ijodkorlarimizni o'zlari kelib shu sahnada o'zlarini bir chin qalbdan samimiy tilaklarini bildirib yelkalaringizga tumunlarni yopib do'ppilarni kiygizib orqasidan bitta she'r o'qirdilar ovozlari butun vodilga ketar edi mana shunday Sirojjon akani shu ovozlarini yarmini biz ham yetkazishga vakil bo'lib keldik biz bu yerda Nurboy aka, Nural aka, Sirojjon aka, Chorsham aka, Yahyoxon aka ketdilar hozir hammamiz muhtaram opam Sirojjon akani bir chin qalbdan yozgan bildirgan tilaklarini bir qisqacha sizga yetkazsam Hurmatli Azamjon aka, sizni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi rahbariyati va ko'p sonli a'zolari nomidan tabarruk etmish yoshingiz bilan muborakbod etamiz. Ma'lumki, inson qancha yashagani bilan emas, balki qanday yashaganiga ko'ra qadr topadi. Shu ma'noda siz havas qilgulik darajada samarali va faol hayot kechirib kelyapsiz. Bugungi kunda Charxi, Huvaydo, Xazini, Erkin Vohidov, Anvar Obidjon, Oxunjon Hakim, Inoxon Siddiqova, Maqsuda Ergashova kabi adabiyotimiz darg'alari bilan behad faxrlanamiz. Ularning izdoshi sifatida sizning ham zahmat chekayotganingiz va borligingiz bizlarni xursand qiladi. Siz shoir, yozuvchi sifatidagina emas, balki tarjimon sifatida ham ko'plab olmon adiblari va shoirlarining she'r va hikoyalarini asliyatdan tarjima qildingiz. Viloyatda yashab turib, xususan mumtoz shoir Genrix Geninning Olmoniya qish dostoni asarini ona tilimizga mahorat bilan o'girib, xalqimizni xorij adabiyotining yana bir yorqin durdonasidan bahramand etganingiz Bu barchasi biz ijodkorlarimiz uchun eng e'tiborga molik ishlardan biridir. Bundan tashqari, ma'naviy ma'rifiy hamda matba sohasi, xususan kitob savdosi borasidagi faoliyatingizni ham mamnuniyat bilan e'tirof etaman. Qadrli Azam aka, sizni tabarruk yoshingiz bilan yana bir bor muborakbod etaman. Hamda bu ayni ijodiy balog'at yoshi ekanini ta'kidlash barobarida sizga yanada kuch-quvvat, ilhom, mustahkam sog'liq tilayman. Va albatta mamlakatimiz rahbarining ijod ahliga bo'lgan yuksak e'tibori, beqiyos g'amxo'rligi yurtimizdagi barcha ijodkorlar qatori sizga ham qanot bag'ishlaydi. Yangidan yangi baquvvat asarlaringizning dunyoga kelishiga sabab bo'ladi deb ishonaman. Qutlug' yoshingiz muborak bo'lsin, Azamjon aka. Hurmat va ehtirom bilan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi, O'zbekiston xalq shoiri, senator Sirojiddin Said. Asarlari sizga taqdim qilinadi va sizdan ham mana shunday katta-katta kitoblar kutib qolinadi. Sirojiddin aka, o'zlari 70 yoshga kirganlarni qanday tabriklasalar, shunday tabriklashga harakat qildim. O'zlari bo'lganda belingizga belbog'ni boylab bir ko'tarib qo'yardilar.
qadrlagan, sizga mehrini, e'tiborini sizdan ayamagan bir mard ayol o'tiribdi. U ayol sizdan ham mardroq. Sizdan ham ko'proq qiyinchiliklardan, mehnatdan, ijodkorning injiqliklaridan qo'rqmaydigan ayol. Bu ayol albatta sizni yoningizda shuncha yil sizni qalamingizni birga tutib kelayotgan yangam. Biz yangamni chaqiramiz hozir sahnaga. Asalxon yangam. Ustozimiz bilan birga qo'sha qarib, mana shu ustozimiz yozgan asarlarni bu kitoblari 5 ta bo'lishi mumkin, 10 ta bo'lishi mumkin, farzandlari 5 ta bo'lishi mumkin, 10 ta bo'lishi mumkin. Lekin mana shu 20 ta asarni 100 taga chiqarishda siz yordam berishingiz kerak. 80 gacha bir 30 tasini eplasalaringiz, 90 gacha 20 tasini eplasalaringiz, 100 gacha 50 tasini eplaysizlar. Xudo xohlasa, keyingi katta-katta yubileylarida ham mana shunday sizlarni qutlab yurish nasib qilsin ilohim. Bugun sizlarni to'yingiz, vodilliklarni to'yi, sizlarni to'yingiz biz ijodkor shoirlarni to'yi. Sizning to'yingiz, qutlug' to'yingiz O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini to'yi, butun ma'naviyat ahlining, ziyolilar ahlining to'yi bugun. Vodildagi mana shu qutlug' bayram muborak bo'lsin. Bu zalimizda o'tirganlarni hammalariga mana shunday 70, 80, 90, 100 yillik yubileylarni nishonlab, davraga chiqib mana shunday to'nlar kiyib, gullar olib qutlanish nasib qilsin hammalaringizga. Sog' salomatlik bo'lsin iloyim. Rahmat. Qalamni qonimga botirib yozdim. Qon asli yorug'lik, yorug' bilan tiz cho'k, asl mard vatanga tiz cho'kib o'tar. Qancha qoning bo'lsa, vatan uchun to'k, qancha shoning bo'lsa, vatanni ko'tar. Assalomu alaykum, hurmatli vodilliklar. Bir vodil chaqarsaklar bo'lmayapti lekin. Qadrli vodilliklar, bugun vodilga butun O'zbekistonni ijodkorlarini, xalq shoirlarini, butun O'zbekistonni ma'naviyat fidoyilarini nigohi qaratilib turibdi. Sababi shu vatanni shonini ko'tarib turgan farzandi, vodilning aziz farzandi Azam Ismoil 70 yoshni qarshi oldilar. Millat adabiyotiga mana shunday ulug' shoirlarni bergan, Huvaydodan tortib Azam Ismoilgacha bo'lgan shoirlarni bergan va berayotgan vodilliklarga tashakkurimizni izhor qilish uchun, vodil zaminiga, vodil xalqiga rahmat aytish uchun sizni oldingizda ta'zim qilish uchun kelganmiz ahli vodil. Ayyom muborak bo'lsin. Men mana shu yubiley hujjatlarini tayyorlayotganda shu 70 so'zini nimaga 50 40 deb yozib oldim. Sababi hech ham 70 ga kirganga o'xshamaydilar. 70 emas, shu 60 mikin, 50 mikin deb juda ikkilandim. Ilohim 100 ga kirganingizda ham mana shunday yosh, navqiron bo'lib turing. Biz darslarda tug'ilgan yillari nomlari bo'ladi-da. Yaşım
yaşınızdan keyin 80, 90, 100 yaşlı yubileylaringizga bütün boshliq Toshkentni ko'tarib kelib shu yerda qarsaklar ostida sizni qutlash nasib etishini Allohdan so'rab qolamiz. Katta-katta asarlaringizni chop etishga tayyormiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Yana bir baxt mana shu yoshda birgalikda onamiz bilan birga turganligingiz. O'sha mashhur she'rni yana aytgim keladi. Kim aytar shoirni dard shoir qilar, yashash ilmi degan shart shoir qilar. Aslida she'r yukini birga ko'targan umr yo'ldosh degan asal qonobaga o'xshagan mard shoir qilar. Sog'-salomat bo'linglar. Adabiyot bayrami Farg'onada davom etadi. Sog' bo'linglar. Rahmat. Tabriklarimiz davom etadi. Muborak bo'lsin ustoz yana bir bor. Muqimiy hazratlarining sayohatnomasiga e'tibor bersak, hamma joyda ham yaxshi nom bilan e'tirof etmaydilar. Ko'plariga tanqidiy munosabat bilan satrlar bitganlar, lekin Dilfuzo deb alohida Bodirga baho berganlarida katta gap bor. Shu tufayli ham bugungi tadbirimizni fayzli o'tayotganini tabiiy hol deb qabul qilyapmiz. Bu albatta ustozimizni bugun 2-35 yoshlarini chiroyli o'tishi siz azizlarni tashrifingizdan, mehrli qutlovlaringizdan deb bilamiz. Ustoz, tabriklarimiz ko'p. Bugun mana shu sizni qutlab, yaxshi niyatlar bilan kelgan aziz ustozlarimiz, ijodkorlarimiz har bittalarini siz haqingizda iliq fikrlari bor. Navbatma-navbat ularni mana shu go'zal sahnamizga taklif etishda davom etamiz. Demak, tabrik uchun so'zni men hurmat va ehtirom bilan taniqli yozuvchi 25 tomlik Temuriylar epopeyasi muallifi, Xalqaro Chingiz Aytmatov akademiyasi akademigi Nurali Qobilga bermoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum aziz farg'onalik, vodillik jiyarlar. Qadrli do'stim Asamjon aka. Bu boya Said Arvar'ın şimdi güzel bir tedbirde hem ettim ki Farvan'a bu Uzbekistan'ın kalbi, yüreği. O şey kalbinin vurup durgen can tamırları silersiler. Navoiy babamızı etkendik. Şah'tan yedage kadar adli bir han kuruyorlar, ekmek yediler. Silerdek bir az insanlarını görüş, hemimizde büyük bir şeref bahşedildi. Bugün aziz dostumuz Hatırlarımız Azamcan, demek ki 30'ken 100 yaşta kırdılar. Halkımızda, şimdi söz böyledi isteseler. Yiğitinin umuru 2-30'dır degen. İlgeri adamlar 60'lı nere verirse 30'ki doğru gel. 40 yaşında sakal koyarımı karı görünür idi, kimse görünür idi. Bugün bana şu Özbek halk atasözünü özgürtüremiz, yiğitinin umuru 2-50'lik de özgürtüremiz. Şu yüzge ana ağzı bizde geçer derdi, Özbekistan'da demek hanımlarda ortaçı umuru 76 yarımken demek ki erkeklerde umuru 74 yarımken şu yarım yaş hanımlar çok geçerken sabah eski temurlarda bu oldu canı bunda, kızı canı kıttı diyen gibi olurdu. Şimdi insanda en akıllı turişken kaydı 60 bile 80 arasıyken bana işte eski kaydı dünyada siyasi yaşlı, politiski vozrası diye doğrusular, 62'den kim bugün? Prezidentlik, başvazir, yüksek makamları da adamlar da 60'den kim koyuyor? Ümmetçe hala bu kişi yedilmeyen diye. Ve yana bir kızıp tarafı çünkü hazır 7% adamlar 64 yaşlar ötürüyor. Bu çok da kem fakat. Bana hazır dostumuz 70'e vardı, en akıllı idraklı türgen paydı. Hazır Kamaydılar şu Muhammed Hazretlerinin şiirlerini. Vadil makamı bir fıza köşeleridir bir kışa. En harada avlusa, o seyberge avuşağı. Bu cennette yaşayan adamlar şimdi 70 kem bazen canlısı. Şunu için o şey, aklımın en turuşken paydı. Ne, yani bir ispatı var ki, hazır kızıl bu bakan. Bırakır, yazıcılar 60'a mütkendeki şiir yazıp başlaydı. Nur Bey'e gel. Bir kılı şairler proza yazı başlaydı, nasır. Bu da yani bu şair hakkı ciddi adamdı, yani bir ilgisi var dedi. Sebep,
Şairlik endi isteysim yok biraz. Yerim dervişlik ya töle dervişlik görüşü mümkün. Hatta Babur Şah da büyük insanını tekalesiyor. Derviş koyayım da. Siz derviş bulmasanız, içinizde bir derviş yaşamazsanız siz yedi kavet asmanına çıkıp şiir yazılmayacak sebep. Hakkı şiir yazılmaydı. Hakkı şiir sadır buladı. Bunun için bugün en gizli dileklerimizde sizge dileğimiz Azam Can dostum. Sağ salamat bulun. Bana üçler ramanınızı uçan muhabbetli kişiler. Bölgeler şimdi namı koyganımız Akıbat Aslanası. Bana üçüncü ramanınızı uçan. Fuan ülkesi. Bu lesler mi? Yalış buluş için elbette yakışı adam buluş gerek. Sebep yakışı adam bulmuşsanız yakışı adamını o burasını yaratamayız. Şunun için bana şu ramanlar devam etsin. İcadınızı bereket edeyim ben. Bana hazır bu işin teşhirlerini okuyorum ben sizlerle. Aydın. Umur su kebi akar, teşvişler bitmese hem, közde yaş duada taş, hargışlar ötmese hem, ulus mengi kaladır, zalim zat gitmese hem, közün açık ölebil, Azrail etmese hem, bitkey gider, bil kalar, tan atıp atmese hem, bikler gider, il kalar, baht yanıp yatıp yatmese hem, çünçükler söyleyecek, hassa tık tutmese hem, kubbekler dura verer, kervanlar tutmese hem. Sağ olun, sağ olun. Güzel tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Qutlovlarimiz davom etadi. Yana bir bor güzel Farg'ona tumaniga, So'lim vodilga xush kelibsiz deb qolamiz. Navbatni tabrik uchun so'zni biz uchun qadrli bo'lib qolgan, qo'shiq bo'lib qalbimizga yozilib qolgan bizga bahor begonadir degan qo'shig'imiz bor. She'rim mana shu she'rni muallifi ustoz shoirimiz Chorsham Ro'ziyevni taklif etdi. Begona emaslar, Vodilga marhamat ustoz, o'zingizni dil so'zlaringizni bemalol aytib borish fursat hozir. Ajab ertak, ajab doston, masal vodil, bitib aslo ado bo'lmas g'azal vodil, oh dilim deb, voh dilim deb o'tib ketgan, qay validan qolgan noming. Azal vodil, chinoringga boqib tarix o'qiydirman, mangulikka qo'yilgan bir hamal vodil, Huvaydoyu muqimiy Hoja Ahmadning diliga ish solibsan bir mahal vodil, duo ketgan muqaddas sarzamin dursan, soyu anhorlaring doim asal vodil, Buxoroy şeriflik bir aşığın ben, kelip şeyda bulurman her mahal vodil, seni tarif tavsif aylese çarşan, güzel vodil, güzel vodil, güzel vodil. Assalamu alaikum aziz dostlar, özü Alloh nazar solgan, dua ketgan zaminda bo'ladi, vodil. Ana shunday muqaddas zamin. Men hozir ko'p eslaganlarni eslamaymanda, bir insonni eslamoqchiman. Bu zaminda Abdurahmon Vodiriy degan ulug' shoir tavallud topgan. Garchi keyin Tursunqulov boshliqlarida Yangiyo'lga, Xalqobodga borgan o'zlari, lekin shu yerda tug'ilganlar. U kishi kitoblar chop etilgan ko'p hikmatli gaplari shulardan bittasi. Kechagi, bugungi va ertaga bo'ladigan jami jihatlarning jinoyatlarning doyasi Allohsizlikda degan. Va farzandlarga qarata, ey farzandlarim,
hali yorug' kunlar, munavvar kunlar keladi deb bashorat qilgan. Azam aka, siz yaxshi bilasiz, Abdurahmon Vodiyni. Mana nazarimda xuddi o'sha kunlar keldi aka. Muborak bo'lsin. Endi mana Tursunali Polvon o'tiribdilar. Balkim o'zlari mandan shoyla aytadilar, lekin aytmoqchiman. Azam Ismoilni payt Azam Butay birinchi kashf bo'lishlari shu 1990-yil yillar boshlab Tursunali Polvonning uylariga Abdulla Oripov kelganlarida namoyon bo'lgan. Endi eng boshlagan shoirni she'r o'qishga Polvon aka da'vat qilganlar, Abdulla aka bu she'rlarni eshitib juda hayajonlanib, o'sha paytda norasmiy ko'chma sekretariat deb yozuvchilar uyushmasiga qabul qildi deganlar. Endi bu niyat yaxshi ekan, bari shu oqibat, lekin shu e'tirofni o'zi Abdulloriftay ulug' shoirning e'tirofi bu kishiga qanot bag'ishlab, o'sha yili Toshkentda mana seminarlar bo'lardi. Shunda borganlarda men juda yaxshi eslayman, bu kishini paxta kerak, hali sho'ra davri, paxta kerak, bu ulusning beklariga paxta kerak degan bir mashhur she'rlari. Yoki Farg'onaga Istobil qaytdi, Istobil Skoblev zanglab yotgan qilichlar aytdi, Farg'onaga Istobil qaytdi, qilichingni bir sirmab ko'rchi, Farg'onaga Istobil qaytdi. Yoki Tursunali Polvonga bag'ishlangan Pirimga ketaman, Pirimga degan bir shunday bir go'zal she'rlarda. Endi bu she'riyatni so'z bilan tushuntirmaydi, ularga aytdilar, so'z bilan aytib bo'lmaydi, buni faqat o'qish kerak, mazza qilish kerak. Endi so'zga chiqadiganlar ko'p, shu uchun men Azam akaga bag'ishlangan bitta she'rimni o'qib beraman. Azam aka muborak bo'lsin. Mana Asalxondan tashqari yerda Saida, Sayyora, Ilyosbek farzandlar, nabiralar o'tdi. Mana shularni kamoli ko'rib, mana shunday yorug' kunlarga yetganingiz muborak bo'lsin. Vodil ishra azamlarning soni ming, har bittasi zo'r chinorga kelar teng. Ammo shoir qaysi biri desa deng, Azam Buta deb aytsak ham bo'ladi, deb aytsak ham bo'lar Azam Ismoil. 60 yilcha avval Buta edilar rost, bugun esa kamol topgan bir ustoz. Hammasiga zahmat, ijoddir asos, zo'r tarjimon deb aytsak ham bo'ladi, deb aytsak ham bo'lar Nosir Hassos. 70 yoshga kirganlari yolg'on ol qarang, lovlab yonib turar yuz olov, yuzlar olov. G'ani tabib bobosidan qolgan ol, mehri giyo deb aytsak ham bo'ladi, deb aytsak ham bo'lar chapani asov. Sadoqatli, qiyomatli og'amsiz, men bitta sham bo'lsam, siz 70 shamsiz. Dardkash bo'lib kelmoqdasiz, hamonsiz. Bugun sizni tabrik etsam bo'ladi, yarasham aytsam, ey do'sti aziz, 100 yoshgacha ijod qilmay, ijod qilib tolmangiz. Juda ham to'g'ri ta'rifda aytdingiz, ustoz. Ustozimiz nafaqat baxtlarni vodildan topganlar, bundan keyingi ijodlariga ham ilhomlantirgan mavzu albatta vodil bo'lsa kerak. Qadrli yurtdoshlar, tadbirimiz davom etadi. Yana bir bor go'zal vodilga xush kelibsiz deymiz. Marhuma shoiramiz Tursunoy Sodiqova o'zlarining kitoblaridan birida shunday yozadilar: men bu insonni, deydilar, o'zbek erkaklarining timsoli sifatida ko'raman, deydilar. Bu fikrda zarracha mubolag'a yo'q.
Biz jurnalistlarda ko'pchiligi bu kishini tirik ensiklopediyaga o'xshatamiz. San'atdan so'raymizmi, tarixmi, tabobatmi, madaniyatmi, hammasida savollarimizga javob olamiz. Bugungi tadbirimizda bu insonga so'z bermasak bo'lmaydi. Ustozimiz, polvonimiz Tursunali polvon Mamajonovga tabrik uchun so'z. Muhammad Yusuf Rahmali man o'ynaydigan avtobusning Najot qal'asi dedi. Kitoblarni o'qib berishardi, men kitoblarni sotib berardim. Targ'ib qilib. Endi shuni orasida Azamjon she'rlarni o'qiydi, menga o'qiydi xolos, boshqa hech kim o'qimaydi. Chorshanba etdi, shu bizkiga bitta Abdulloh o'zi bas 12 odam kelgan, 12 shoir. Hammasi yozuvchilar sevgisidan azoladi. Shunda chaqirib, majbur qilib bitta she'rini o'qidi. Shu Abdulloh aytdilar, yana bitta o'qisin, yana bitta o'qidi. Shunda aytdilarki, Ismoil Mahmud yonlarida, darsliklarida yordamchisi yozing, bu kishining kitobini chiqarishga tavsiya beramiz va shuncha odam qo'l qo'yadi dedi. Birinchi kitobi shunda chiqqan. Hech qancha o'tmasdan chiqqan. Endi Azamjon kamtar bola. Bu qilgan ijodlarini, yozgan narsalarini biz qo'rqardimman. Shu bolani bir narsa qilib qo'yishmasa dedi. Chunki sovet davri edi unda. Mana shu Farg'onaga yopilib qaytdi ham o'sha sovet davrida yozilgan. Sen kimga ishonding? Xudoyimmi? Xudoyxon to'g'risidagi. Shu mana shularda hammasini o'qishga bu ham hijolat bo'lardi, men ham o'qitganim bilan joyda hijolat bo'lib qo'rqib turardi. Endi ichida bor ekan-da, odamni ichida bo'lsa, hech nima to'salmaydi. Hech nima to'salmaydi. Mana tag'im o'tiribdi. Nechta roman yozdi, bitta Temur haqida. İçide kaynap çıkıyaptı, yana yazıyaptı. Kaynap çıkıyaptı, yana yazıyaptı. Bu şairliydi, fiilliydi şundaki içide hemişe dert vardı. Ben manşette edebiyatka kızıklarlarga, yaş şair, şairelerge ve katta şairlerge tükenmez dert kılayım. Xonadoningizda hamisha yaxshilik kunlar bo'lsin. Rahmat, go'zal tabriklar, go'zal tilaklar o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Qutlovlarimiz ko'p, ustozni tabriklayman deb navbat kutib turganlar ham ko'p, shuni inobatga olgan holda, demak, davom etamiz. Ustozimiz Azam Ismoil o'zlarini Fig'on o'lkasi romanlariga bir inson bosh qahramon qilib tanlaganlar. Bu qahramon bugun davramizda o'tiribdilar. O'zlari bedilshunos, olim, ko'plab tarixiy asarlar, arab tili darsligi muallifi To'rabek Iskandariyni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Va
Menimcha mehmonlar bilan hozir ayni vaqtda tashqarida bo'lsalar kerak. Bungacha yana bir aziz insonimiz mana shu dargohda turibdilar. U kishiga alohida so'z bermasak bo'lmaydi. Ayniqsa shaxsan o'zim uchun juda ham qadrli inson, Farg'ona adabiyotining eng katta bilimdoni desak bo'ladi. Professor, Farg'ona Davlat Universiteti professori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyisi Yo'ldosh Xo'ja Solijonov ustozimizga so'z. Marhamat. Braderler, mehmanlar. Bugün Azamcan'ı doğrulan yübüleyi münasebeti bilen acayip kişilerle süreç durumumuz. Ben o an kişilerle demem ki Azamcan çıralı yiğitsiz, yaşlı yiğitsiz. Şunun için Taşkent'ten mürli adamlar geldi. Bire mürbay cevabım. Özbek Edebiyatının en bilimdan vekillerden biri Nurbay ve ikincisi Mürevi Kabul. Bunlar şükür etsinler. Bunlar öyle hemen ki meneşe davranıya yürüdendirildi. Yollarda oturken sıra cemiyesi öz münavımla özü çırak. Bu yanmırtı dedi. Şükürler. Ben Azam İsmail icadı hakkında bana hemen kitaplarını atıştım. Üniversitede dersleri örgünüp oranım ki hemen de 80 minut yapıramam. Çıdan bile eşitesler. Lakin bundan aldım bir nersane anılıp alışım gerek. Azam İsmail de bu yerde 70 yaşadır. Nasıl buyurdum? Çıkanlara 70 yıllıydı yaptı. Ben Edebiyat Şunası Fethi'de bana güvahım var. Nurbay bilen memnun ol güvahını veremiz ki biz için şahsının icatkarının doğurgan yiliyemez, kitabı çıkan yili malumuna bayram olaydı. Doğru mu? Şu manada, eğer birinci kitabı hazır, bana şu Pavanekemizin sayı hareketi bilen 93. yılda çıkan hesap kalsak, 30 yıl boktu. O şende Azamcan, Rab burası 40 yaşta kırgan oldu. Kirinen bugün 40 yaşlı icatkarını tabirle koyuldu. İcatkar sıfatı da siz 40'a kırganınızda başka sırdaş tapanmazdı. Babana gel doğru etti. Sırdaş tapışım şu haricim güde muğul. Sırdaş tapanmazdı. Ay geldim, sırım dedim. Bayimle gepleşken. Bundan ki bütün ayını sağlayan mı, ömür yoldaşını sağlayan mı, sağınç hakkında yazdım. Kitaplarını kırın, kırganlık geldim, sağladım. Sağınçın gözleri. Biz için bilinmeydi. Şair sağınçın gözlerini hem kırarak. Nurala ettiler, prazayik sıfatla şekillendi. Yeni 10 yıl oldu prazayik sıfatla şekillendi. Eğer 40 yaşta birinci kitabı çıkan olsa, yazıcı programına 50 yıl oldu. Tercüman dediler. Doğru, tercümanlık faaliyetini talebelik illerle başlayan. Germaniye'de çıkan gazetemi alıp, o şenden tercüme kılıp yürüyen. Lakin
kitap çıkardığını, oşa yeni kış dastanı, tercümeleri çıkanı, gel 25 yıl oluyor. Demek 55. Hele varın ki şekillenmiş, başta tamamlanırsa kurarsak, hemen olup 60 yaşa geldim. 70'tim. Yalan yapıyorum, heram oldum. Lakin icatta. Hazem İsmail'in bitti itikadı var. Uyan olsa hakikat. Şüphe geçe hakikatten başka narsanı külemeden hem destek kılıp ama gelmem. Bana ilk şiirlerden biri. Karay. Hakikat. Allah'a uçmakın. Hiç var. Kuşamat layığa gitmekın. Tayyip. Dilini kesseler. Gözünle yapar. Kesilgen dilin hem yürümesin. Kayıp. Hani şundan beri Hazem İsmail hakikatını bayrak kılıp alken ve bana şu bayrak onun icat meydanında henüz geçen hirpillak durdu ve ümit kılaman ki bundan keyin hem bu bayrak özünün nuru bilen silkinişi bilen özünü hem şairlerini hem Allah'a kölle verelim. Men bir Farg'ona edebiyatını o'rganayotgan, uning yaxshi ijodkorlari haqida maqolalar yozayotgan bir ijodkor sifatida Hazem İsmail'in boshqa asarlari haqida ham ko'p narsalar aytishim mumkin. Lekin mana bu eng so'nggi kitobi Tuğan ülkesinde Afgan Oruç Şahı'da çok kum icatkarlar eserler yazırken Özgür Haşim'le Çüşte Keçken Mümürler bana Nuralı Kabul'la ne? Ben Nuralı Kabul'u bilmem Koçkarınar Kabul'un katar kıssaları eserleri hemen geldi yine bir icatkarını ondan artık Afgan Şamalı diyen serial kitapları var. Lakin Azamcan bana bu Tuğan ülkesinde Afgan oruçunun hani şüphe geçen bizde malum olmayan bitti kırrasını yortuttu. Bu yanılsa Özbek fikirleri arasından çıkan Özbek farzandı bölgen Törebek İskenderi'nin Afgan adamları arasında yürüp onlara hem hayrıvalı körsetkeni hem bu şefetleri esir hükümetinin tavşıcağını bildirmeyi becerganını körsetkeni. Ben bu adamla hayatını yeni bilmesekken ben dedim Ali'de beni birgen malumatlarınızla Törebek İskenderi'nin kitabını tercüme alıp çıkarıyorkeniz. Hani şundan bildim ki bu adam hayatındaki ve hazır gelen kılgenlerden dedim ki bu trik insan iki cihan arasında sarsan sargardan olup hayat geçirgen eken bu adamın ömürleri uzak olsun ve bana şimdi fidaya cesaretle Özbek yiğitini obrazını alıp bir gelmek için Hazem İsmail'e hem rahmet ederiz. Ben öyleyim ki ve ümit kılamam Hazem Can. Siz yeni bana birinci kitabınızın çıkanı yok 30 yıl. Bunu bastırganınızı 40 yıl bulamışsa yeni de farka girgensiz. 40 yıllardan 40 yaşlısız. Hoş kemen. Hoş kemen. Bundan keyin sizden yeni kitaplar bulamışsınız. Sana da
Xarici yazılan rəqəmdə müşə kitab çıxan yerinə qoşamız 30'da. Demək 100 yaş keçə 30'da kitab çıxarı verirkə məcbursuz. Rahmat, sağ olun. Rahmat ustoz, yaxshi niyatlaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Darhaqiqat ustozimiz bugun nafaqat 40 yoshda, biz uchun birinchi 35 yoshda qarshi olyapsiz. Yana biz demak yuqorida so'z bergan edik, ustozimiz To'rabek Iskandariyni qutlov so'zlari bor yuqorida aytdik. Bedilshunos olim ustozimiz o'zlarini Fig'on o'lkasi romanlariga qahramon sifatida mana shu aziz ustozimizni tanlaganlari uchun ham dil so'zlari bor, tug'ilgan kun sohibiga chiroyli tilaklari bor. Marhamat. Assalomu alaykum. Ahli huzur va ehtirom qilinadigan ma'rifati oq zamonim. Men tojikcha gapiraman, tojikistan va harakat qilaman. Tarjimoni o'zlari. Shu do'stlar orqali ko'p vodilda oshno bo'ldim. Bir go'zal diyor. Xaritaga qarasangiz yo'q. Nikida ikkita pahlavon chiqqan dedi. Bittasi Tursunali polo butun dunyoda mashhur. U jismoniy polo. Endi ma'naviy polo ham chiqib qolganiga qarang. Bu millatning yutug'i bir joyda ikkita polo chiqsa. Biri jismoniy ko'rsatadi, biri ma'naviy. Bizning zamonimizda ma'naviy polvonlar juda yo'q, yo'q. Hamma xohlaydi, men shoir, men olim, men bundan, men bundan. Lekin uni qadamiga, qalamiga kelib, bitta varani qo'liga qo'yersangiz, uni titrab qoladi. Maddonlikka o'tib ketadi. O'zini yo'q qiladi. Vatanini yo'q qiladi. Ikkita mansabdorlik ustiga osilib, doira qurib beradi. Ammo bu shart nima uchun man? İşonib bu odamga bu taroq bir adabiy asarlarim, navelachalarim bir 60 dona. Bu taroq etat tuya hofiz bo'larmiz. Hajbiyamiz bor edi. Tarjima qildim, Karim Qudarga yozdim. 6 oy Tojikistonda qochib ketdim. Chunki o'sha yerda men shu ko'rgan narsalarni realistona doktorlarni, hokimlarni Sivetçilerini, gazçilerini ve ictimai tarmaklarını, mansaplarını bir mi bir olur? Değil mi? Kaçtım o. Yine 16. yıl kulağım, min bar şükür Şavkat Mirzoyev kaydık yerinden ki ertesi de Tojikistan'dan kaydık yerinden. Yaşama. Ana Türk brotherim, korkmazsın. Bunu bir işte olimler olamaların bir korsak ben tercümesiz ben Arap diliğe tercüme kılamam, İngiliz diliğe tercüme kılamam. Türk diliğe tercüme kılamam dedi ki Uzbek dilini tercümanı onu ona tercümanı muhtarif topladı. Şu adam sadde ravon dil bilen tercüme kıldı. Şu bilen beni maşhur kıldı. Sizce bu bir tercüme. Şimdi dostlar bu nasıl ya nasıl mı? Bu murakkab bu kaldı. Bizim zamanımızda münakkid yok. Tantıcı yok. Başka tuhumu yok. Yok. Her kim yaşı kekini yapıyor. Televizyonu koruyor. Gışıp kiledi. Televizyonları buradan da ahli manila. O törtte kımar bozdu o koydular. Vakri geldi. O şarma hayal var mı senge? Senden de yok. Bütün hamzoylar dünya kuru yaptı. Oh, ben kadar razvetçik aytamam bu gamdi. O aytadı ki, bu halkını satıp olayım ki kalsana kal. Bitti terekildi, joyda ikide terekil desa, dünyanı satarak al degen mağdur geledi. Bilmedim, prezidente yazdım, bormaydı. Asa tartıbı kim alırdı tartıbı? Ana şunlarda hargoy, notas, tante yazıcılar, alimlerimiz kötüledi bu masada. Sizin yine tartıbı? Ana shunaqa xarakterga ega
ana şu İsmail Azam'dır. Şu adam da inanamam. 70 yaş bu tufuliyat. Baştaki davri tamam buldu. Nobiga davri başladı. Nobiga davri başladı buradırlar. Birinci kademeni bana burada tantana biraz süt topşuruyor. Gelecekte yer yok. Bu ben her yıl, her iki ayda uyumda bir manevi muhit teşkil edeyim. Yerde yürüyüşlerime Afganlar köpünce, şair oğlumlar, şu cümleden bir kum kuşu katlaştılar bizi davranmışlar. Yerde her kim şu Kayseri rayonunda Afgan vakti gel, nime kigenden bir kam kam ayeti belediyor. Kim? Nime? Başka bazı bu tüketedi. Bu adam şorlu kare. Törte hikayede ayetken ben törte hikayede arasıydı kitap yok ya. Törte hikayede şöyle istiyor davra gel. Şundaki adam Nabilyon Aşim. Bu ya kuşta törtesini geçti. Kanta kitabı karip 30 bin nasil edildi. Çok çok yok. Haridor kılığında. Bana uyumda geldiler. Şu kitabdan bu. Ama burada da bu kitabla yazılıyor. Toşkin'de böyle bor bu adam yazılıcı bor. Hani bu adam koşuldur. Korkmasın. Korkmasın. Okup çıkınlar. Ben uzun. Tüm o belden gelişten orada okup. Korkup oldum bazı narsalar. Şimdi fantazi, onun fantazisi. Ben oğlum bir vakeni aitken bulsam, onun cilavını tortup, uyakka borup, uyakka borup, aylantırıp, halka kursatıcım var. Bu, yok bu istiyatot değil mi ayrı? Şuna kadar istiyatot, yani istiyatot desin. Ve 70 yıl birinci kadar, Nobiga'da kadar bulsun, Samarkand'daki cilavını, ona kadar hikayelerini bize yazdığını, maite uğrama yazdığınız. Cilavlar beni yengimden tortup nabiralarıza mı aitişi ki bu katta sözlerge söz beri yapsız o bizden bir kutluğularımız borcuyla bizden bir nabat verin diye şey yaptı şu oyla azorların namadan bana şu dilbatlarıza sahneye teklif etsem ruhsat verseniz onlar diyem uzların çıraylı tabrikleri var diyem keliyle yakın o keliyle Evet.
Rahmat, acayip şeyler için, güzel icra için. Ustoz demek kutlularımız devam etti sahneye. İcracılarımız hem teşrif buyurken bugün sizi şehrinizi külge salıyetken bize istedatlı sanatkarlarımız hem var. Sahneye hürmet ve ihtiram olan Osman Ali Toshpo'latovni teklif etmemiz. Merhamet, karşıya gireriz bulan. Aziz mehmonlar, mana shu ulug' kunda azamatlarimizni ulug' yoshlarini qutlayapmiz. Mana shu juda ajoyib tabriklar bo'ldi. Mana shu hamma tabriklarga qo'shilib, dunyodagi hamma yaxshi tilaklarni sizga tilayman. Xudo umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu do'stligimiz tufayli paydo bo'lgan mana shu qo'shiqni aytmoqchiman. Azamatlarimiz so'zlari bilan Çalağdır
Ey Kur'an'ın dotlar salamı Kırgan'ı kildim sağlı Ey Kur'an'ın dotlar salamı Kırgan'ı kildim sağlı Sarhoş yetken kanday nadı Kılmışım geniler ravadır Kürgana kildim sağlayın Kılmışım geniler ravadır Kürgana kildim sağlayın Güzel icralar için havuz minnetdarçiligimizni bildiramiz. Mana shu olqishlar bizning san'atkorlarimizga. Endi bizning mehmonlarimizga ustoz tabriklar ko'p, lekin bizning hammamizning vaqtimiz chegaralangan, biz aziz ustozlarimiz ham. Bugun tadbirimiz xabarlaringiz bor, ikki qismga bo'lingan. Mana shu rasmiy qismidan so'ng biz Token dasturxon atrofida mana shu tabriklarimiz yana davom etadi va eslatma o'rnida aytamiz, ertaga Marg'ilon shahrida taniqli shoir Ismoil Mahmud Marg'iloniy hamda O'ktamxon Solievalarni xuddi mana shunday yubiley tadbirlari o'tkaziladi adabiyot kunlari doirasida. Hozir esa ustoz ruxsat berasiz, mana shu bizning sovg'alarimiz bor, ustozga topshirib olsak deb iltimos qilishyapti. Ozgina vaqtimizni mana shu tuhfalarni qabul qilib olishga ajratsak, ruxsat bersangiz. Marhamat ustozimizga o'zlarini bir qutlovlari bilan kelgan hamma-hammani mana shu sahnamizga chorlab qolamiz. Musiqa.
Hamma hammalarınızga ortaqlik yurtdoshlarimiz nomidan salom, assalom. Biz ortaqlikdan tashrif buyurdik. Azamjon bizning do'stimiz bo'lishadi. Yoshligimizdan qadrdonimiz. Ijodiy kechalarda, tadbirlarda, uchrashuvlarda, kitoblari taqdimotida birga-birga suhbatlashib, uchrashib turamiz. Chunki biz o'zimizni tumanni ta'rif qilamiz. Boshqa shoirlar, yozuvchilar qatori. Azamjonda bir ajoyib xislat bor. Bu vatanparvar, istiqlolparvar inson. Ve yoshligimdan shu dedi bilaman, aslida insoniy fazilatlari ko'p. Lekin menga ta'sir qilgan shu. Vatanparvar, istiqlolparvar. Ya'ni shoirlar tili bilan aytganda vatanni sev, tuprog'ini o'g. Har qarichi muqaddas bizga. Cho'lidek hatto quruq cho'p jondan yaqin yuragimizga. Chunki Azamjon shu darajada shu shoirlar e'tirofiga va undan ham ziyodaroq vatanni sevadigan inson. Bu kishining boshiga tushgan qiyinchiliklar, tashvishlar, quvonchlarni biz yaxshi bilamiz. Donishmandlar aytadiki, yaxshi asar qalam bilan emas, qalb bilan, ko'ngil bilan yoziladi. Demak, u ko'ngil va qalb farzandlari o'sha chiqqan asarlari, kitoblari. Bu esa har bir insonga, ayniqsa Azamjonga o'xshagan ijodkorlarga, yozuvchilarga ikki dunyo obodligi yo'lida xizmat qilmoqda. Ayniqsa hozirgi globallashuv davrida biz yangi O'zbekistonni barpo etayotgan ekanmiz muhtaram prezident tashabbuslarida. Mana shu yo'lda Azamjonni yaratgan asarlari Xudo xohlasa yaxshi bir hissa, munosib bir xizmat bo'lib xizmat qiladi. Siz va biz Azamjonga o'xshagan ijodkor yozuvchilarni hamisha faxrlanamiz. Mana shunday ulug' kunlar, mutabar kunlar hammamizga hamisha nasib qilsin. Bu yerda bo'lgan hamma tilak, ezgu duolarga qo'shilamiz. Albatta Allohim ijobat qilsin. Qabul. Rahmat, yaxshi niyatlar uchun, qutlovlar uchun. Endi ruxsatlaringiz bilan taniqli yozuvchi va shoir, bugungi bizning unutilmas kunimiz asosiy qahramoni ustozimiz Azam Ismoilga so'z navbatini bersak. Ustoz, albatta hayajonlaringiz cheksiz. Siz ham bugungi aziz insonlarga bir dil so'zlaringiz bor albatta. Assalomu alaykum aziz mehmonlarim. Men hozir mana shu davraga meni birinchi sinfda shu burnimni artib qo'limga ruchka berib mana bu A harf bo'ladi deb o'rgatgan ustozimni 90 ostonasida turgan juda bir men uchun hurmatli bir inson ustozim Ahmadxon aka Kamolovni yonimga chaqiraman. Yana bitta ustozim bor. Yana bitta ustozim. Men yangi o'sha oliy ta'limga o'qishga borganimda menga birinchi shu nemis tilini talaffuzini o'rgatgan ustozim Razakatxon opa G'ofurova. Rahmat ustoz, sizga ham rahmat. Ustoz, sizga ming tashakkur. Sizni mehnatlaringiz deb bilaman. Mana shu bugungi ehtiromni mana shu hamma narsani sizdan olganman. Yozishni sizdan oldim, muomalani sizdan oldim, odobni sizdan oldim. Men yozgan asarlarda hammasini bosh harfini Ahmadxon aka yozib bergan. Thank you.
Ustozlar, sağ olun bizden. Dünyada en egellegen kolegin bu bölümdeki. Ana şu ikele ustazımı, ana şu hisseleri, ana şu hisseleri cüde katta, ana şu derecede yetişim. Katta rahmet. Orzular dünyasında orzular quvib armon ro'yo u armonlarni bir chetga surib qalbingiz yayrab labingiz kulib yashang bu dunyoda eng baxtli bo'lib. Ustozim hozir Navoiyni ham nemis tiliga tarjima qilishga boshlab yuborganlar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Tumanimizga, Farg'ona tumanimizga, Vodilga xush kelibsizlar. Aytib o'tildi, Azamjonni birinchi sinfda o'qitganman. O'qitganman, kelishib turibdi. Sinf xonasi kolxozni molini molxonasining yonida shu sinf xonasiga aylantirilganda agar shuni sinf xona deyiladigan bo'lsa ikkita kichkinagina derazasi ham bor edi. Molxonadan chiqqan shoirdek. Moldan tushmasdi hali xonaga tushdi. Endi modelni juda havosini, tabiatini maqtab o'tib ketishdi shoirlarimiz. Men rahmat deyman. Lekin kishi ham qattiq qila bo'ladi. Hali sinib xonada temir pechka bo'ladi. Tuzuk quruq yonmaydi. O'tsaga o'tiribiz tutar. Şunu yalnız sıkı teyreken de. Lekin bana şu konuda kan dedir. Bir nur bağlı bilim şartı bu şu vakitte sezardı. Anası nur gibi kurtulup ben ağzını sıkmayın. Rabbim'e besinler çıkıp oluyor. Rahmet. Hammalaringga men oxirgi bitta gapimni aytaman. Asarlarini hali bosmaxonadan chiqishi bilan issig'ida menga tegadi. Ustoz, ustoz, ustoz deganlarida shu ovozlarida bir chirqit keladi. Men Azamjonni mana shu yerda o'tirgan ustoz shoirlarni men ustoz deyishyapti-yu, keyin bilsam asarlarini o'qib bilsam Azam Suboyi menga ustoz ekan. Ko'p narsani bilmas ekanman. Shu shoirlarni asarlaridan o'qib o'rganib hech narsani bilmasligimni bildim. Men Azam Suboyidan, ulug' shoirlarimizdan vatanimizni tinchligini yangi hayotimizni, yangi O'zbekistonimizni, yangi adabiyotimizni ko'kka ko'tarishadi. Dunyoga tanishadi deb umid qilaman. Allohdan tilayman, bunga ishonaman. 70 yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat ustoz, yanada ulug' yoshlarni ko'rib, ustozimiz Azam Ismoilni har doim qo'llab-quvvatlab yuring. Assalomu alaykum. Aziz ustoz mehmonlar. Biz ustozimiz birinchi sinfda biz birga o'qiganmiz Azamjon bilan.
Azamjon'da bizge şimdi kılıp tanıtardı ki biz A harfini okuyduklarımızda Tombiçiyan'ı suya azamjon'a çıkarıp koyup bana şu A harfi olardı dedi bizge tanıştıklarımızda. Bu biz 10 yıl birge okuyanmız, bana şu kulüpte, şette yaşlıgında şette kötü okuyanmız, yolda yakında çiğimiz bu kadar. Biz hamamız birge yaşlıgında kötü okuyanmız. Kiki zaten vardır çarşıya böyle yapıyor. Bugünkü güzel günge, Adabiyot Bayramı'ge üstazınızı unutulmaz 70 yıllık tavallud küllerge təşrif buyurganingiz üçün öz minnətdarçılığımızı bildiramız. Tadbirimiz bu yerde yakını yetadi, lekin güzel suhbatlarımız bir piyola çay üstüde devam etadi. Doğru mu söz? Yana bir bor, barchangizga xush kelibsiz deymiz. Üstazımızın icatlarına muvaffaqiyat, tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz. Aziz ustozlar, ben bugün o zaman düşündüm kimliğimi. Bana sözünü kudretini karayım. Bütün Özbekistan'ın maneviyatını, kaymağını şu vadılığa yığıp durdum. Ben bu ne fakat vadılığa, ne fakat bizi tümanımızla, ne fakat vilayetimizi, bu bütün bir aşı milletimizi, yani şimdi bir ihtiramıdır bilemem. Bugünkü tedbirde, teşkil kılıçta özlerini, müminler, hisselerini koşken, havada vilayet hakimliğine, özümüzü, tümarımızı hakimliğine, halk tarımı başkarmasına, medeniyet bölümüne, televiziya xodimlariga, hammalariga ming tashakkur. Ustozlar, sizlarni bugungi ana shu ehtirom bu men uchun emas, butun bir adabiyotimizga bo'lgan hurmat, butun bir millatimizga bo'lgan hurmat deb tushunaman. Ana shu yo'lda zaholasa mana aytildi, ko'p asarlar yozib mana shuni bir oxlashga harakat qilaman. Hammalaringizga katta rahmat. Boshim yerga tekkuncha ta'zimlayman. Sog'-salomat bo'ling ustoz. Qator-qator kitoblarni ko'ramiz. Barchangiz xush kelibsiz. Bizga bo'lgan diqqat va e'tiboringiz uchun rahmat. Ukamiz Madaminjonga ham bizning kichkina savolimiz bor. Qabul qilib olasiz. Madaminjon yashaydi. Madaminjon familiyangiz Solijonov. Solijonov. Umringizni yaxshi o'tkazing. Uyushmani rahbari Sirojiddin Saidga Farg'ona viloyati bo'limiga yozuvchilar uyushmasini Dilshodaxonga juda katta rahmat, ta'zimda biz sizlarni ishonchlaringizni xohlashga bundan buyog'iga harakat qilamiz. Rahmat. Yarabbim. Andi